Hiç Kuşadası'na gittin mi? Davutlar'da Sevgi Plajı'nın birkaç kilometre açığında göreceğin karartı Sisam Adası. Yani Pisagor'un doğduğu yer. Matematik ve felsefenin kelime babası olan Pisagor ayrıca diatonik dizileri keşfederek bugünkü nota sisteminin temellerini atmıştır. Efsaneye göre bir gün bir demircinin önünden geçerken çekicin çıkardığı uyumlu ve uyumsuz sesler, armoni, Pisagor'un ilgisini çeker. Ve Pisagor bir dizi deneyler sonucunda notaların matematiksel oranlara indirgenebileceğini keşfeder. Bu keşfinden o kadar etkilenir ki evreni anlamanın sırrının sayılardan geçtiğini düşünür. Hatta arke nedir sorusunu arke sayıdır diye cevaplar. Sayıları sadece Pisagorcular önemsememiş elbette. Kabala'dan Yıldızname'ye, Tao'dan Zen'e sayılara çeşitli anlamlar yüklenmiş. Matematikten fazla uzaklaşmadan bir de biz göz atalım şu sayılara. Nasıl sesleri, harfleri bir arada kullanarak kelimeleri oluşturuyorsak, sayıları da rakamları kullanarak oluştururuz. Yani rakam, sayıları ifade ederken kullandığımız sembollerdir. Geçmişten günümüze birçok uygarlık tarafından farklı rakam sistemleri kullanılmıştır. Roman rakamları ya da ekranda gördüğün hiyeroglifler bunlara örnek. Bugünse bizler Hint-Arap rakam sistemini kullanıyoruz. Ve örneğin 98 sayısını basamak kavramı sayesinde iki sembolle ifade edebiliyoruz. Antik Mısırlılar ise 98 sayısını ifade edebilmek için 9 atnalı 8 çizgi yani 17 sembol kullanmışlar. Basamak kavramını önümüzdeki derslere bırakıp sayı kümeleriyle devam edelim. Ama önce belirtmemde fayda var ki rakam ile sayı farklı kavramlardır. Onluk sayı sisteminde 0 sayıdır. 10 da bir sayıdır. Ama 0 bir rakamken 10 rakam değildir. 1 hem bir rakam hem bir sayıyken 10 bir rakam değildir. Kısacası her rakam doğası gereği bir sayıdır. Ama her sayı rakam değildir. Hadi o zaman en basitinden başlayarak şu sayı kümelerine geçiş yapalım. Sayma sayıları. Adı üstünde sayma sayıları. Etrafımızdakileri saymaya başlamışız. 1, 2, 3 ve karşımızda sayma sayıları. Birden başlar, sonları yoktur. Doğal sayılar. Saymaya başladık, iyi güzel de ya sayacak bir şey yoksa? İşte karşımızda 0. Doğal sayılar 0'dan başlar, 1, 2, 3, 4 diye devam eder. Yine aynı şekilde sonları yoktur. Doğal sayılar kümesinin sembolü çift çizgili N'dir. İleride kolay olsun diye N ya da N şeklinde seslendireceğim. N doğal sayılarsa, N artı pozitif doğal sayılarsa, o zaman sayma sayılarını N artı olarak ifade edebiliriz. Bu arada bir sayı sıfırdan büyükse pozitif, sıfırdan küçükse negatiftir. Sıfır ise nötrdür. Negatif demişken, Ali'nin 5 lirası vardı. Ata bakmak için o 5 lirasını harcadı. Sonra ılık süt içen ışığı gördü. Canı süt çekmişti. Ama hiç parası kalmamıştı. Koştu, yazı yazan Yücel'den 5 lira borç aldı. Nasıl ifade edeceğiz bu 5 liralık borcu? Doğal sayılarla zor. O zaman negatif sayılarımız da olsun demiş zamanın önemli bir şahsiyeti. Tam sayılar kümesinin ne başı vardır ne sonu. Simgesi çift çizgili Z'dir. Negatif tam sayılar birleşim, 0 birleşim, pozitif tam sayılar eşittir tam sayılar kümesi. Rasyonel sayılar. Kesir neydi? Önce bir onu hatırlayalım. A ve B tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklindeki ifadelere kesir denir. Örneğin 1 bölü 2. İşte kesirlerle tam sayıların oluşturduğu küme rasyonel sayılar kümesidir. Sembolü çift çizgili Q'dur. İrrasyonel sayılar. Buradaki ir öneki olumsuzluk anlamı katıyor. Yani kümemiz rasyonel olmayan sayılar kümesi. Kesir şeklinde yazılamayan sayılardan oluşuyor. Mesela pi, e, logaritma 3 tavanında 5. Sembolü çift çizgili q değil. İrrasyonel sayıların ondalık yazımında virgülden sonraki kısmının bir kuralı yoktur. Reel sayılar. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşiminden oluşan sayılar kümesidir.
Sembolü R. Evet, çift çizgili R. Sanal sayılar. Sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, irrasyonel sayılar, rasyonel sayılar yetmemiş olacak ki karesi eksi 1 olan bir sayı olsun, buna da iyi diyelim demişler. Ve böylece sanal sayılar ortaya çıkmış. Eksi i, 2 i, 5 i, 17 i bunlara örnek. Buradaki i harfi İngilizce'deki imaginary kelimesinden geliyor. Sanal demek. Sanal sayılarla reel sayılar kümesinin birleşimine karmaşık sayılar diyoruz. Ve sembolü C, çift çizgi. Karmaşık sayılar kümesi bizim üzerinde çalışacağımız en geniş küme ve karmaşık sayılara yeri gelince derinlemesine bakacağız. Evet, sayı kümeleri bu kadardı. Şimdi pozitif negatif sayılara geçmeden önce iki tane örnek çözelim. Neşemiz yerine gelsin. İlk örnek. Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı sonsuz değildir? Acaba hangisini, çok merak ettim. Direkt A şıkkından başlayalım. Diyor ki reel sayılar fark, irrasyonel sayılar. Neydi reel sayılar? Rasyonel sayılar, birleşim, irrasyonel sayılar. Biz bundan irrasyonel sayıları çıkartırsak elimizde sadece hop rasyonel sayılar kalır. Rasyonel sayıların da sonsuz tane elemanı vardır. Eksi 1, eksi 1 bölü 2, 0, 1, 1 bölü 2 gibi sonsuz tane elemanı vardır. 5 şıkkına bakalım. Rasyonel sayılar, fark, tam sayılar. Rasyonel sayılar da tam sayılarla kesirlerin birleşimiydi. Bundan tam sayıları çıkartırsak elimizde sonsuz tane kesir kalır. Bu da değil. Üzgünüm, elendim. C'ye bakalım. Doğal sayılar, fark, pozitif tam sayılar. Doğal sayılar dediğimiz şey sıfırdan başlıyordu. 1, 2, 3 şeklinde devam ediyordu. Pozitif tam sayılar da 1, 2, 3 yine aynı şekilde devam ediyor. Bunların farkı sıfırdır. Aha, cevabı bulduk. Güzel. D'ye de bakalım. Tam sayılar, kesişim, doğal sayılar. Tam sayılar neydi? Eksi sonsuz, nokta 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 olsun. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3. Bunların kesişimi yine doğal sayılar. Senin de sonsuz tane elemanın var, üzgünüm. E'ye bakalım. Tam sayılar, fark, doğal sayılar. Güzel. Burada yazmıştık zaten tam sayıları. Bundan doğal sayıları çıkartırsak elimizde hop negatif tam sayılar kalıyor. Ve onun da sonsuz tane elemanı var. Peki aşağıdaki sayılardan hangisi doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar ve karmaşık sayılar kümelerinin üçünün elemanı olup ikisinin elemanı değildir? Fark ettin mi bilmiyorum ama doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin alt kümesidir. Aynı şekilde tam sayılar, rasyonel sayıların, rasyonel sayılar, reel sayıların, reel sayılar da karmaşık sayıların alt kümesidir. Yani bir eleman bu kümenin elemanı ise aynı zamanda diğer bu kümelerin de elemanıdır. Başka bir deyişle, örneğin tam sayı ise aynı zamanda rasyonel sayıdır, reel sayıdır ve karmaşık sayıdır. O zaman bu kümelerden üçünün elemanı olacaksa bir kere karmaşık sayı, reel sayı ve rasyonel sayı olmalı. İkisinin elemanı olmayacaksa tam sayı olmayacak, doğal sayı olmayacak. Peki aşağıdaki şıklardan hangisi rasyonel sayıdır ama tam sayı değildir? 0 hem tam sayı hem doğal sayı. Eksi 1 tam sayı. 1 bölü 2 işte doğru cevabımız bu. Pi reel sayıdır ama rasyonel sayı değildir. Yani ikisinin elemanı ama üçünün elemanı değil. Bu vatandaş da sadece birinin elemanı.